Öncelikle merhabalar. Bize ve vatandaşa kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Ben Salih Önel. Doğru Yol Partisi eski genel sekreteriyim. 3 dönem genel başkan yardımcılığı yaptım. Yerel yönetimlerden sorumlu. 2 dönem genel sekreterlik yaptım. Daha sonraki süreçte 34 arkadaşımla Aydınlık Demokrasi Partisi'ni kurdum. Ve kurucu genel başkan olarak genel başkanlığımı 1 yıl yaptım. 1 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında parti yönetimiyle aramda fikir ayrılığı çıkınca parti ve tüm görevlerimden, partideki görevlerim dahil genel başkanlıktan ayrıldım. Siyasette rahmetli Cumhurbaşkanım Süleyman Demirel eğitimiyle başladım. Cumhurbaşkanımın çok emeği vardır üzerimde. Siyaseti her zaman dürüstlük ilkesine edindim. Vatandaşa hizmet ilkesine edindim. Siyaset insan için yapılırsa güzeldir. Kendiniz için yapılırsa zaten siyaset değildir. Evliyim. 2 kız çocuk babasıyım. İşletme fakültesi mezunuyum. Muğlalıyım. Milaslıyım. 62 yaşındayım. İş insanıyım. Milas için ne gibi planlarınız var ve Milas halkı sizi neden seçmeli? Milas için ne gibi planlarım var? Öncelikle siyasette başarı bir gaye ile, bir hikaye ile başlar. Gayesi olmayanın hikayesi, hikayesi olmayanın da başarısı olmaz. Tarih hiçbir zaman korkaklardan bahsetmez. Her zaman cesaretli insanlardan bahseder. Bir genel başkanın bana bir nasihati vardır. Bak oğlum, iki çeşit siyasetçi vardır. Birinci çeşit siyasetçi, oturduğu koltuğa güç veren. İkinci tür siyasetçi, oturduğu koltuktan güç alan siyasetçilerdir. Hiçbir zaman ikincisi olmadı herhalde. Birincisinde oturduğunuz koltuktan kalktığınızda saygınız, şerefiniz sizle beraber gider. Sizle beraber kalkar. İkincisinde siz koltuktan güç alıyorsanız kalktığınızda şan, şeref, haysiyet, onur her şey o koltukta kalır. Bu nedenle siyasette her zaman oturduğu koltuğu güç veren insanlardan oldum. Genel başkanlık dahil her türlü siyasi makamda bulundum. Bu nedenle şu an için hiçbir siyasi partiyle bağım yoktur. Milas'a belediye başkanı adayı olmak için bugün açıklamada bulundum. Ancak sadece Milas için değil, bazı projelerim var. Gerçekleştiği takdirde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda adayım. Bunun için Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Muğla Büyükşehir'i veya hangi büyükşehri istersem aday olabileceğimi söylediler kendileri. Arkadaşlığımdır aynı zamanda. Milas için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile 4 defa görüştüm. Muğla Büyükşehir dahil Milas'ı veya Muğla'yı uygun görüldüğü takdirde bana verilmesini istedim. CHP'nin üst düzey yönetimiyle de görüştüm. Dün akşam da Ahmet Akın Bey ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Kendilerinden talebimi yeniledim. Ancak bir an önce yola çıkmak isterim ki ne demişler? Erken kalkan işine, geç kalkan düşüne. Milas için çok projelerim var. Projelerimden bazıları şöyle söyleyeyim size. Tramvay hattı projemiz var. Tramvay hattı projemiz hemen buradan parkın önünden başlayacak sanayiye, sanayiden tekrar dönüp buraya gelecek. Belki zaman içerisinde daha da uzatılabilecek bir proje. Sodra Dağı üzerine bir teleferik projemiz var. 2 gidiş, 2 dönüş. Sakarya İlkokulu'nun olduğu caddenin yukarıya en yakın yer olduğu gibi gözüktüğü için projemizi oradan yapmak istiyoruz. Ancak tabii ileriki zamanlarda bu iş belediye başkanlığını kazanırsak o zaman daha net bir şekilde söyleyeceğimiz kararlı, vereceğimiz kararlar da olsun da yeri tam tespit edilip şeyinin teleferiğin bittiği yerde büyük bir gölet ve restoranla dizisi var. Milas Kapalı Pazar Yeri'nin olduğu yere o caddeye canlılık kazandırmak için Milas Yurttaş Restoran kuracağız. Çok ucuz olacak. Nasıl sağlayacaksınız diyeceksiniz. Öncelikle tramvay hattı ve teleferik hattı Avrupa Birliği'nden hibe kredisiyle yapılacak. Diğer projelerimiz ise belediyenin kendi imkanlarıyla yapılacak. Restoranın gıdasını Milas
açık pazar yerinde yayınlanan üretici belgeli olup da üretici olan ve oraya ürettiklerini satmaya gelen kişiler pazar yeri parası yerine ürettikleri ürünlerden verecek. Ne üretiyorsa, domates, patlıcan, biber ne üretiyorsa onlardan alınacak. Bu alınan gıdalarda demiş olduğumuz restoranlarda, Sodra Dağı üzerindeki restoranlarda halka ucuz gıda olarak hizmete sunulacak. Ayrıca Ziraat Bankası'nın yanından yol trafiği kapatıp Ülke Eczanesi'nin oraya kadar yukarıdan bir çağlayan akıtma projemiz var. Projemizde o da Avrupa Birliği'nden hibe kredisiyle yapmayı düşünüyoruz. Aş evlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşı akşam yatağa girdiğinde, tabii yatağa girme imkanı varsa açık girmeyecek. Belediyenin aş evinde hakikaten ihtiyacı olduğunu tespit edildiğinde sabah, öğlen, akşam üç öğün yemeğini yiyecek. Ve de kendilerine Yıldız Otel kapasitesinde barınma yeri sağlayacağız. Kadın sığınma evlerimiz olacak. Kadın sığınma evlerimize takı tasarım işleri, el sanatları öğretilip kadınlara ekonomik özgürlükleri verilecek. Hacı Lez'de kahvelerin olduğu alan, aynı Bodrum'daki restoranların bulunduğu alan gibi üstü perdeler açılı kapanır perdeyle kapatılıp kışın sıcak, yazında serin bir ortamda çalışılması sağlanacak. Halkımız orada gün sıcağın altında oturuyor. Bunu engellemek için de değişik projeler üreteceğiz. Üstü kapandıktan sonra da ısıtma için bir proje, serinletme için de bir proje yapacağız. Caddelerimiz haftanın 5 günü her cadde ayrı ayrı olarak bölündükten sonra bütün caddeler yıkanacak ve süpürülecek. Caddelerin tamamının süpürülenmesi mecburi. Çünkü çok pis caddelerimiz. Hele kapalı pazar yerinin önünde balıkçıların kasalarının durduğu alan var. Bu alanda kasalar çok kötü kokuyor. Bu kokuyu gidermek için alanın yıkanması gerekiyor. Ama şu ana kadar gördük ki ne Muğla Büyükşehir Belediyesi ne de Milas Belediyesi o alanı yıkamaya veya temizlemeye yanaşmıyor. Kokudan hem pazar yerine gelen hem o bölgede yayınan esnaf rahatsız. Bunu da son vereceğiz. Buna ilaveten muhtarlarımız kendi görev alanlarında iş yeri açılıyor. Muhtarımızın haberi yok. Daha sonraki süreçte vatandaş diyor ki ya muhtar sen bunu izin vermişsin. Bu açılan iş yeri bize zarar veriyor. Ne bileyim kokusu veya müziği, gürültüsü. Misal sokak aralarında açılan alkollü meyhaneler var. Veyahut da alkollü yerler var. Muhtarın haberi bile yok ama daha sonraki süreçte muhtar vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Bunun için iş yeri açılacağı vakit muhtarın mutlaka o iş yerine uygunluk olduğunu gösterir, belge vermesi gerekiyor. Ayrıca belediyede deprem hattı oluşturacağız. Bütün binalar depreme dayanıklı da değil mi diye bakılacak. Bunun için her gün bütün evler tek tek denetlenebildiği kadar denetlenecek. Çünkü Milas'ta da bir deprem fay hattı var. Toprak mahsulleri ofisinin oradan başlayıp ek belediye hizmet binası oradan 23 Nisan İlkokulu'nun oraya gidip oradan da köşk köyüne uzanan bir deprem fay hattı var. Bu nedenle bu fay hattı üzerindeki binalar özellikle tekrar tekrar denetlenecek. Çünkü hiç kimsenin hayatı evlerden daha değersiz değildir. Herkes bizim için çok değerlidir. Belediyemizin yanında bir eski bina var. Biliyor musunuz bilmiyorum. O binayı 2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayken bu binayı restorasyonunu yapmıştık. 5 yıldızlı otel olacak diye. Tahminim bina kamulaştırılmış. Tabii tam bilemiyorum ama kamulaştırıldığını öğrendim. Yapılmamışsa yapacağız. Ama yapılmışsa direkt restorasyon yapıp 5 yıldızlı otel kapasitesini çevireceğiz. Şöyle projelerimizde tramvayımız, restorantımız, telefireğimiz, Sodra Dağı üzerindeki lüks restorantımız, 5 yıldızlı otelimiz, ondan sonra Ziraat Bankası yanından akacak olan çağlayanımız. Tabii daha birçok projemiz var.
sokak hayvanları için. Sokak hayvanlarının ağzı var dili yok. Kimisi dövüyor, kimisi vuruyor, her şeyi yapıyorlar. Sokak hayvanının insanlara hiçbir zarar olamaz bana göre. Neden diyeceksiniz? İki tane köpek besledim, hiçbir kimseye zarar olmadı. Ancak siz vurursanız veya ne bileyim köpeğe bir zarar verseniz o da kendini korumak için size zarar verir. Bu nedenle kuru mama fabrikası yapmayı düşünüyorum. Ve sokak hayvanlarının hiçbirine aç yatırmayacağız. Bakımları yapılacak ve yaşam alanlarına da geri bırakılacak. Bu nedenle sokak hayvanlarına ilaveten sokakta yaşayan insanlarımız da var Milas'ta. Hiç fark ettiniz mi gördünüz mü bilmiyorum. Bu insanlar tek tek tespit edilecek. Daha önce de bahsettiğim gibi Yıldızlı otel kapasitesindeki sığınma evlerimizde kalmaları sağlanacak. Aşı evlerimiz var projelerimizde. Aşı evlerimiz 3 öğün yemeğini yiyemeyen insanlara yemek sağlayacak. Tabi bunun da gene kaynağı pazar yerinden toplayacağımız gıdalar olacak. Buna benzer daha çok projelerimiz var. En önemli projemiz su büyükşehire ait ama en nihayetinde halk bizim halkımız, benim halkım. Şehrin bazı yerlerine yeraltı birikme kuyuları yapmayı düşünüyorum. Suyu, yağmur sularını o kuyularda biriktirmeye hazırlanıyorum seçildiğim takdirde. Ayrıca tüm evlerin, yani seçildikten sonraki zaman süre zarfında plan projesi yapılırken evlerin çatılarının güneş enerji paneli yapılmasını, altlarında eski su sarnıcı dediğimiz sarnıçların yapılmasını, su birikiminden yapılıp bahçe kullanımlarında o suların kullanılması, şehir şebeke sularının ellenmemesi. Çünkü su çok değerli yaşam için ve oldukça zamanla da kaynaklara girmekte. Bu nedenle halkımıza en iyi hizmet vermek için elimizden geleni çabayı sarf edeceğiz. Tabii projelerimizin gerçekleşmesi için meclis üyesi olmadığı takdirde bağımsızım ama şu an için meclis üyesi seçemiyorsunuz. Bu nedenle önümüzdeki süreçten mutlaka partilerle de görüşüyorum. İyi Parti ile görüştüm, Demokrat Sol Parti ile görüştüm, Saadet Partisi, hepsini arıyorum. Hepsiyle de görüşüyorum. Milas'ı birlikte yönetelim diyorum. Herkese Milas'ta yönetmede yanımda yer almasını istiyorum. Mutlu, mesut bir şehir istiyorlarsa, Amsterdam gibi bir şehirde yaşamak istiyorlarsa, Eskişehir gibi bir yerde yaşamak istiyorlarsa, şehre bana versinler, onlara mutlu yaşam alanları sunayım. Şehrin her yerine lavanta ve gül dikeceğim. Eskişehir hiç gittiniz mi? Eskişehir'e en son 12 Haziran'da gittim. Hayatımda gördüğüm en güzel şehir diyebilirim size. Her taraf lavanta, her taraf gül kokuyor. Güllerin cinsi deseniz muazzam. Hiçbir yurttaş da bu gülleri söküp evime götüreyim demiyor. Veya lavantalar söküp kurutayım demiyor. Sokaklarda duruyor. Halkımızın benimle beraber Milas'ı yönetmesini istiyorum. Umarım bana bu imkanı verirler. Kendiniz az önce dediğiniz gibi bağımsız aday olacağınızı söylediniz. Peki siyasi vizyonunuz nelerdir? Siyasi vizyonum, ben cumhuriyetçiyim. Dönülmezim, cumhuriyet kırmızı çizgim Atatürk. Vatanseverim, demokratım, çağdaşım, uygar bir insanım. Sanata, sanatçıya çok önem veren bir insanım. Siyasi görüşüm oldukça geniş vizyona sahip. Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığım verildiği takdirde şehre Muğla'dan, Milas'tan insanın yağacağını düşünüyorum. Güzelleşti, dönüşümü sağlandıktan sonra. Bodrum'a geçen insanlar mutlaka şehre yolundan değil de şu Milas'ı bir de biz görelim demeleri için şehir merkezine girecekler. Parkın da, bu park içinde güzel vizyonlarım var. İnşallah nasip olur bu vizyonumuzu gerçekleştiririz. Siyasette herkese ihtiyacım var. Şahsım olarak bu kişi dinciymiş, bu kişi radikalmiş, bu kişi solcuymuş, bu kişi sağcıymış. Kesinlikle öyle bir şeyim yok. Herkese eşit yaklaşırım. Önemli olan, asıl olan insandır.
İnsan benim için her şeyden önemlidir. Onun dini, herkesi dini konudan da söylüyorum size. Kürdü, Alevisi, Çerkezi, Sünnisi, Abazası hiç fark etmez. Hiç kimseyi ayrıştırmam. Bu kişi Müslümanmış, bu kişi Hristiyanmış, bu kişi ateistmiş. Hiçbir şekilde ayrıştırmam. Önemli olan insana saygı ve sevgidir. Herkesin de benim gibi düşünmesini isterim. Umarım belediye başkanı seçilirsem halk da benden nasıl bir şehir yönetildiğini herkes görecek. Asla belediyenin makam arabasını böyle belediyeye gidip gelmek için kullanmak gibi bir niyetimiz yok. Cumhuriyet Caddesi'nden yayan çıkıp tüm esnafa her gün dertlerini, hallerini, hatırlarını sorup bir de en önemli projelerimden birisi de her gün saat 15'te 17 arasında evlendirme salonunda veya burada parkta halkın dertlerini dinleyeceğiz. Dertlerini kanunlar çerçevesinde yasa dışı bir şey istemediği takdirde tüm sorunlarını çözmeye çalışacağız. Siyasete gelince en üst düzeydeki genel başkanları bizzat cep telefonlarını arayabilecek kadar güce sahibim. Çünkü kendim de genel başkan olduğum için oldukça kabarık bir telefon filistim var. Abdullah Gül'den tutun da Kılıçdaroğlu'na, Cihan Paçacı'dan tutun da Ufuk Söylemez'e. Bu söylediğim kişiler bu ülkenin siyasetine yön veren kişiler. Rıfat Serdaroğlu'ndan tutun da Vecdet Özüne, tüm siyasi partileri, Hasan Güral'a kadar, tüm siyasi partilerin genel başkanları bizzat arkadaşımdır. Ankara'ya gittiğimde isteyip de alamayacağım hiçbir şey yoktur. Bırakın Ankara'yı, benim zaten Ankara gibi bir hedefim yok. Ben Avrupa Birliği'nden hedeflerimi koymuşum. Projelerimi Avrupa Birliği'nden finanse etmek için uğraşıyorum. Ayrıca bir beklentim gerçekleştiği takdirde Muğla'ya da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursam bu yapmayı vaat ettiğim, Milas için yapmayı vaat ettiğim şeyler de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak da yapacağım. Ayrıca Ortaca, Köyce, Zalaman'a münhasıran bir projem var. Bu projem de Ordaköy projesi diye. O da Avrupa Birliği hibe kredisiyle belediye ve üretici ortaklığıyla orada üretilen yaz sebze meyve konserveniz, üretilen sütün hepsi yaz sebze meyve konserve ve süt, ayran, peynir olarak halka Ordaköy markası altında geri dönüşümü yapılacaktır. Buna benzer çok projelerim var. Yeter kalk beni sessin. Onlara mutlu, mesut şehirler yaratayım.